13 Mayıs 2018'de iki küçük oğluyla birlikte Endonezya'nın Surabaya'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'ne giderken bombalı saldırıya maruz kalan Veni iki oğlunu da kaybetmişti. Acısına rağmen iki faili affeden yaslı kadın geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutlamak yerine mezarına çiçeklerle gelerek dua etti. Veni Angelina Hudojo 13 Mayıs 2018'de iki küçük oğluyla birlikte Surabaya'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'ne giderken bombalı saldırıya maruz kaldı. Ağır yaralanan çocuklar hastanede hayatlarını kaybettiler. En büyük oğlu Ivan bu yıl 29 Ağustos'ta 15 yaşına girecekti. Veni oğlunun doğum gününü kutlamak yerine mezarına çiçeklerle gelerek dua etti. Veni acısına rağmen intihar saldırısından 3 gün sonra iki faili affetti. Veni, "Rab bizlere her zaman kötüleri sevmeyi öğütler. Bu gerçek sevgidir." dedi. Babaları tarafından yetiştirilen iki çocuk, motosikletle kiliseye giderek intihar saldırısı düzenlemiş ve aralarında Veni'nin çocukları Ivan'la Nathan'ın da dahil olduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Çok geçmeden anneleri ve diğer iki çocuk aynı şekilde başka bir kiliseye saldırdı. Bomba yüklü arabayı kiliseye sürmeleri sonucunda 7 kişi hayatını kaybetmişti.